İmrahor İlyas Bey Camii. Şimdi size onu anlatacağım. İmrahor İlyas Bey Camii. Yedi Kule ile Samatya arasında ana cadden hemen arkasında bu manastır ve kilise İstanbul'un en eski Bizans'ın dini yapılarındandır burası. İkinci Beyazıt'ın İmrahor'u İlyas Bey tarafından camiye çevriliyor. İmrahor ne demek? İmrahor İlyas Bey. İmrahor değerli dostlar at bakıcısı demektir kendisi. Burayı camiye çevriliyor. Çok önemli eski bir eser. Bu caminin özelliği ya da bu kilisenin özelliğine imparatorlar altın kapıdan geç, geçtikten sonra yani İstanbul dışına çıkan imparatorlar altın kapıdan bu yedi kule tarafından girdikten sonra mutlaka ama mutlaka bu kiliseye geliyor, giriyor. Bu kilisede ibadet ettikten sonra e, Sultanahmet Ahmet tarafına, saraya geçiyorlar efendim. Bu caminin kilisenin özelliği İstanbul'un fethine kadar sürüyor. E, ayrıca buranın başka bir özelliği var. Zor duruma düşen Bizans ileri gelenleri ee, yine buraya sığınıyorlar canlarını kurtarmak için. İmrahor Bey, İlyas Bey Camii Osmanlı döneminde şehrin en büyük camilerinden biri olarak yine devam ediyor. Aynı zamanda burada Seyit Abdullah Efendi, Süleyman Seyit, e, Hüseyin ve Seyit Hasan gibi ünlü hattattan yetiştiği önemli bir merkez. Yani üç hattatımızın yetiştiği bir eğitim merkezi. Neresi? İmrahor İlyas Bey Camii. 1907'de burada İstanbul'da Rus arkeoloji endisi bir araştırma yapıyor. Kazılar yapıyor bu büyük mabette, ibadethanede. Bizans dönemine ait lahit ve mozaik parçalar ortaya çıkıyor. Burası ee, Osmanlı döneminde dediğim gibi şehrin en büyük camisi burası. Fakat fakat evet geldik 1782 yangını ve 1884 devreminden sonra büyük bir zarar görüyor burası. Daha sonra esas darbeyi ne zaman alıyor? 1908'e de çatısı çöküyor buranın. Şu anda dediğim gibi metruk bir halde. İnşallah imkan olur da burası tekrar cami olarak ibadet edilir. Çok büyük etrafı geniş. Bir muhabbetin büyük bir kısmı ayakta. İles Bey Camii dediğimiz burası Bizans döneminde 700 kadar keşişin eğitim gördüğü kaldığı yer eğitim teoloji yuvası e, akademisi. Ee, Osmanlı döneminde ise burası İmrahur Tekkesi, Mirahur Tekkesi ve Halvetilin Sümbül koluna bağlı olmasından dolayı Sümbülü Tekkesi diye de burası bilinir. Bizans dönemine ait avlunun güney tarafında yalan büyük ahşap tekke ve şeyh evi e, 20 yıl öncesine kadar ayakta olmasına rağmen bugün orası da e, gitmiş durumda yok görünmüyor. Ee, i̇nşallah duamız, temennimiz buranın e, tekrar e, cami haline getirilmesi, tekrar açılıp ziyaret edilmesi. İmrahur İlyas Bey Camii dediğim gibi Bizans dönemine ait çok eski eserlerden bir tanesi. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Yani yolunuz Sümbül Efendi Camii'ne düşerse çok yakınladı Yürüyerek bir beş dakikada yürüyüşle bu İmrahur İlyas Bey Camii'ni görebilirsiniz. Gidip görmenizi de tavsiye ederim.